fuarımızın ilk gününde Bismillah dedik, standımızı açtığımızda tabii fuarlara biz çok katılımcı olduğu için, çok kalabalık bir fuarla katılım sağladığımız için bugüne kadar, o yüzden biz fazla da bir ümidimiz yoktu. Ama fuarın açıldı saat 10'dan sonraki fuarımıza Bismillah dediğimizde bir fuara gerçekten ciddi bir ziyaretçi sayısı, alım heyetlerinin yurt dışından ve yurt içinden gelen alım heyetlerinin ve bu gelen alım heyetlerinde gerçekten yatırım ve makine alım için geldiklerini ve bu turistik gezi olarak fuarı ziyarete gelmediklerini gördük. Tabii fuarın ikinci ve üçüncü gününde de aynı performansı gördük ve inanın biz de hayal bile böyle bir ziyaret sayısının geleceğini hiç düşünmeden fuarımıza da çok da önem vermiyorduk. Ama tabii ki fuar organizasyonu yapan ekip, müdüründen ve alt kesimlere kadar çalışan tüm teknik ekipler gerçekten başarılı bir çalışma yapmışlar. Fuar, Doğaltaş üreticileri ve mermer makinesi üreticileri arkadaşlara sorduğumuzda fuarın genel olarak Türkiye açısından ve sektörümüz açısından çok başarılı bir fuar oldu. İnşallah bu fuarların daha başarılı olmasını diliyoruz. Tabii bu Doğaltaş fuarı İzmir'de düzenleniyor ve bu İzmir'deki İSFAŞ fuarımızın dünyada en büyük üçüncü fuarlardan birisi. Bu fuarda hem bizim sektörümüz Doğaltaş ve makine sektörü için çok önemli. Önemi de bizim ihracatımızı artırma açısından dünyaya kapılarımızı açma konusunda bize ciddi katkı sağlıyor bu İzmir fuarı. Ve Doğaltaş'ta da aynı şekil. Doğaltaş'ta da bizim dünya pazarında daha fazla ihracat yapmamızı, dünyadaki Doğaltaş ihtiyacı olan firmaların bu fuarı ziyaret edip Doğaltaşlarımızı daha rahat görebiliyorlar. Makinalarımız aynı keza. O yüzden tabii bu fuarımız genel olarak hayal edemediğimiz şekilde güzel geçti. Burada inşallah önümüzdeki fuarlarda da İSFAŞ'ın aynı çalışmalarını ve aynı özveriyle çalışmalarını devam etmelerini istiyoruz.